Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size komünite ve popülasyon ekolojisinden bahsedeceğim. Onunla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi anlattık konumuzu hatırlayalım. Konularımızda popülasyon ve komünite ekolojisi ile ilgili birçok kavram vardı. Bu kavramlardan bahsettik. İşte popülasyon yoğunluğundan, popülasyondaki eğrilerden bahsettik. Daha sonra komitenin ne olduğundan bahsettik. Şimdi onlarla ilgili soru çözelim. Diyor ki birinci soruda, İki farklı komünitenin kesişim bölgesi olan ekotonlarla ilgili olarak. Ekoton neydi arkadaşlar? İki tane komünite vardı. Bunların kesişim noktasıydı değil mi? Şurası ekotondu. Burada çeşitlilik fazlaydı arkadaşlar. Çeşitlilik fazla olduğu için bakın bir doğrudur o zaman. Rekabet fazladır diyor. Şimdi çeşitlilik fazlaysa rekabet de fazla olur mu? Olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Tür içi birey sayısı azdır. Şimdi çeşitli bireyler var. Mesela insanlar var, işte koyunlar var, inekler var, ne bileyim çam ağaçları var, sakız ağaçları var. Bunun gibi düşünün. Bir sürü ağaç var, bir sürü canlı var. Bunların arasındaki birey sayısı da azdır. Neden? Çünkü geniş bir alanda değiller, dar bir alandadırlar. Bu yüzden tür içi birey sayısı da azdır arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim ikinci sorumuza. Bir popülasyonun denge durumunun korunmasında hangisi etkilidir? Şimdi dengede kalabilmesi için doğum ve ölüm oranlarının birbirine hemen hemen eşit olması lazım gerekiyor arkadaşlar. Bakalım diyor ki doğum ve ölüm oranlarının sabit kalması. İşte bakın denge durumu için bu gerekli bize ama diğerlerini de bir okuyalım. Çevre direncinin artması. Bakın eğer ki çevre canlıya zarar verecek şeyler yaparsa ne olur? Birey sayısı azalır. O zaman dengede kalmaz. Bu gitti. Dışa göçlerin artması. Birey sayısı azalır. Denge sağlanamaz. Gitti. Salgın hastalıklar insanların ölümüne sebep olur. Yine denge sağlanamaz. Doğum oranının artması. Bu da arkadaşlar birey sayısını fazla artırdığı için ne olacak? Denge sağlanamayacak. Denge durumu sadece A şıkkıyla sağlanabilir. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki bir hayvan popülasyonunu oluşturan tüm bireylerde. Bakın popülasyon neydi? Popülasyon aynı tür. Aynı tür olacak. Mesela insan türü için düşünelim. İnsan için düşünelim. Gonozom çeşitleri. Arkadaşlar gonozom çeşitleri. Gonozom nedir? Cinsiyeti belirler. Kadınlarda XX, erkeklerde XY. Hangileri farklılık oluşturur diyor. Şimdi ilk birinde XX bulunurken birinde XY bulunur. O zaman bu farklılık gösterir. Bunu alırız. Solunum hızları. Benim solunum hızımla bir bebeğin solunum hızı birbirinden farklılık gösterir arkadaşlar. O yüzden bunu da alıyorum. Solunum çeşitleri. Bakın sadece oksijenli solunum yapabiliyor insanlar. Sadece bizim bazı hücrelerimiz oksijensiz solunum yapıyor. O yüzden solunum çeşitleri farklılık göstermez. Kromozom sayıları sağlıklı bireyleri düşündüğümüz zaman kromozom sayısı da farklılık göstermez arkadaşlar. O yüzden bu da gitti. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 4. sorumuza. Burada bir grafik vermiş. Diyor ki yukarıdaki grafik Mogan Gölü'ndeki sazan balıklarının zamana bağlı sayısal değişimini göstermektedir. Buna göre 3. zaman aralığındaki azalmanın nedeni, bakın 3. zamanda ne olmuş? Azalmış. Bunun azalmanın nedeni ne olamaz diyor. Besin azalması, evet besin azalırsa bireyler olur, ölür, sayı azalır. Rekabetin azalması, bakın rekabet azalırsa ne yapacak bireyler? Rahatlıkla besin bulacak, rahatlıkla üreyecek. Dolayısıyla birey sayısının artması gerekiyor ama burada azalmış. O zaman cevabımız B şıkkı olur. Diğerlerine bakalım. Avcıların artması. Sazan balıklarını avlayan avcılar olursa ne olur? Sayısı azalır. Dolayısıyla 3 numara uyar. Sıcaklığın düşmesi. Sıcaklık ne yapacak? Bunlar da ölümcül etki yaratabilir arkadaşlar. O yüzden bu da azalmaya sebep olur. Kirliliğin artması da zaten azalmaya sebep olur. Cevap B şıkkı olur. Geçelim 5. sorumuza. Yaşamın gerekliliği için önemli döngülerden biri de azot döngüsüdür. İnsan ve hayvanların azot döngüsüne katılmaları verilenlerden hangileriyle sağlanabilir? Şimdi azot döngüsünü düşündüğümüzde azot döngüsü aslında 10. sınıfta gördüğümüz bir konu ama 11. sınıf ekolojisinde de sorulabilir arkadaşlar. Diyor ki insan ve hayvanların azot döngüsüne katılmaları nasıl olur? Arkadaşlar biz nasıl katılıyoruz? Öldüğümüz zaman katılıyoruz azot döngüsüne bakın. Ölümleri ile saprofitler sayesinde ayrıştırılma. Bunu alırız. Hücresel solunum. Biz hücresel solunum yaptığımızda ne veriyoruz havaya? Karbondioksit ve su veriyoruz. O zaman azot döngüsüne bununla katılmıyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme fotosentez ya da kemosentezdir.
Kemosentez, insan ve hayvanlar bunlardan hiçbirini yapmaz. O zaman bunları değil neyi alacağız? Sadece biri alacağız arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Sindirim enzimleri yukarıda verilen canlı gruplarından hangilerinde körelmiştir? Sindirim enzimleri iç parazitlerde körelmiştir arkadaşlar. İç parazit. Bakıyorum. İnce bağırsakta yaşayan parazit. Evet, iç parazittir. Bunda körelmiş. Deri atıklarıyla beslenen parazit. Yani bu nedir? Dış parazittir. Dış parazitlerde sindirim enzimi körelmemiştir. Gitti. Bunu alamayız. Holozoik beslenme. Holozoik nedir? Katı beslenmedir. Katı beslenme, zaten bizler katı besleniyoruz. Sindirim enzimimiz vardır arkadaşlar. Bu da değil. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki insanın ince bağırsağında bulunan parazit canlılarla ilgili olarak. Şimdi parazit canlı ince bağırsakta. O zaman iç parazit. İç parazitler. Sindirim enzimi yoktu değil mi? Duyu organları körelmişti arkadaşlar. Rahatlıkla ve üreme sistemleri de gelişmiştir. Rahatlıkla üreyebiliyorlar. Oksijensiz solunumla tepi üretebilirler. Evet, oksijensiz ortamda yaşıyorlar. Çünkü ince bağırsağın içerisinde oksijen yoktur değil mi? Dolayısıyla oksijensiz solunum yapabilir. İnsanın sindirim enzimlerini kullanarak polimer besinleri monomerlerine dönüşüp hücre için alırlar. İnsanın sindirim enzimlerini aslında onlar kullanmıyor. Biz sindirip onlara veriyoruz arkadaşlar. Ama bunu da doğru kabul edebiliriz. Hani bir nevi bizi kullanmış gibi oluyorlar. Doğrudur. Bu parazitlerin ince bağırsakta bulunma nedenleri besinlerinin hücrelerinin zarından geçebilecek boyutta olmaları. Bakın, ince bağırsakta bulunma nedenleri besinlerin hücrelerinin zarından geçebilecek boyutta olmaları. Arkadaşlar, ince bağırsakta bulunma nedenleri sindirim enzimlerinin olmamasıdır. O yüzden bu değil. Cevabımız ne olacak? Yalnız 1 ve 2. Tabii yalnız 1 ve 2 olmadı. 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Yanlış yazdım. Geçelim 8. soruya. İkinci süksesyona hangileri örnek verilebilir? İkinci süksesyonda ne oluyordu? Toprak yok olmuyor. Toprak yok olmaz. O zaman toprak haricinde, yok, toprağın yok olmaması haricinde her şeyi alabiliriz. Otların yerine bodur bitkilerin alması bu olur. Hiçbir canlının bulunmadığı kaya, kum gibi ortamlarda likenlerin gelişmesi. Bakın, hiçbir canlının bulunmadığı, hiçbir canlı yoksa arkadaşlar bu birinci süksesyondur. Bu olmaz. Bodur çalımsı bitkilerin yerine kavak türlerini alması, bu da ikinci süksesyondur. Çünkü bir canlının yerini başka bir canlı alıyor. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Size birinci süksesyonu sorarsa hiçbir canlı olmadan yeni canlılar oluşacak. Ama ikinciyi sorarsa bir canlı var, onun yerini başka canlılar alacak arkadaşlar. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Geçelim 9. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliği için yapılması gereken çalışmalardan değildir? Sürdürülebilirlik ne demektir? Gelecek nesillerde de kaynakların kullanılması demektir. Hemen okuyalım şıkları. Diyor ki her ekosistem için yeterli büyüklükte alanlar koruma altına alınmalıdır. Tamam, dursun bakalım. Zarar görmüş ekosistemlerin kentsel dönüşümü sağlanmalıdır. Arkadaşlar, kentsel dönüşüm demek yapılaşma demektir. Dolayısıyla eğer ki ben ekosisteme yapılaşma katarsam, yani bina dikersem, dükkan yaparsam ne olur? Onun sürdürülebilirliğini engellemiş olurum. Dolayısıyla benim bunu yapmam sürdürülebilirliği engeller, onu geliştirmez arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. Diyor ki baskın tür bir bölgede sayıca en fazla olan ve en çok göze çarpan türdür. Buna göre baskın tür için mikroorganizmalar baskın tür olabilir. Arkadaşlar, mikroorganizma ne demek? Ancak mikroskopta görülebilen. Ama ne diyor burada? En çok göze çarpan diyor. Biz göremediğimiz için bunu baskın tür alamayız. Bu gitti. Orman ekosisteminde baskın tür ototrof olabilir. Yani kendi besini kendi üretebilir. Ormansa zaten orada bitkiler var. O zaman ototrof bir canlı baskın olabilir. Doğru. Baskın tür bulunduğu çevreye uyum sağlamıştır. Evet, sayısını artırabilmesi için uyum sağlaması gerekiyor. Doğrudur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizlerinizle bulunan bütün ekoloji sorularını çözmeyi unutmayın, aksatmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.